Topless Geniş TV izleyicileri, madalyonun diğer yüzünde bu hafta psikolog Özden Bayraktar ile birlikteyiz. Özden Hanım, nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Psikoloji benim çok sevdiğim bir alan. Ve bugün sizden de psikoloji ile ilgili, gerek çocuk psikolojisi gerekse yetişkinlerin psikolojik davranışlarıyla ilgili bilgiler edinmek istedim. Ben de gerçekten de yakından ilgiliyim. Bir astrolog olarak bizler de astropsikoloji eğitimi aldık. Ama sizler daha deneyimli, yıllarca psikoloji eğitimi almış kişiler ve profesyonel olarak bu işi yapıyorsunuz. Bugün hani psikoloji konuşalım istedik. Çocukların psikolojisi, yetişkinlerin psikolojisi, bu psikolojik ihtiyaçlar, yani davranışlar, işte bazı düşünce kalıplarımız, davranış şekilleri nasıl oluşuyor, nereden ileri geliyor, bunların tedavileri var mı? Artık sizden öğreneceğiz ama birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben İstanbul doğumluyum. İşte ortaokul, lise ve üniversite yıllarında hep İstanbul'da okudum. En son işte Koç Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdim. Akabinde master yaptım. Ve 2007 yılına kadar faal bir şekilde İstanbul'da psikolog olarak çalıştım. 2007'nin son aylarında Londra'ya geldim ve bu yıl, yani o yıldan itibaren sürekli aktif olarak burada da çalışıyorum. Bireysel danışanlarımı görüyorum. Nasıl başladı psikoloji merakı? Benim birkaç tane arkadaşım var. Hani bir de öğretmenim var, benim psikologdur kendisi. Bize hep şey der, işte bir travma yaşayan kişiler ya da işte psikolojik sorunu olan kişiler bazen psikologlara gidiyorlar ve merak salıyorlar. Ve başlarına bazı olaylar geliyor. Sizin de böyle bir deneyiminiz oldu mu? Evet. Kötü bir tecrübe veya sadece bir merak mıydı? Psikoloji, insan psikolojisini yakından incelemek. Neydi bu merak? Evet, aslında şöyle, ben lise yıllarında, Koç Lisesi mezunuyum aynı zamanda, hem Koç Lisesi hem Koç Üniversitesi, biraz fırtınalı bir ergenlik geçirdim. Ve bu dönemde ailemle çatıştım, her ergen gibi, her o fırtınalı dönemi yaşayan kişiler gibi, ama benim biraz fazla oldu, yani fazlaca yoğun oldu. Ben de bir akrep burcu olarak duygularımı çok yoğun yaşıyorum. Hatta o dönemlerde, yani gençlik dönemlerimde, ergenlik döneminde daha da bir derin ve daha şiddetli, tutkulu diyeyim, yaşadım. Özgür ruh da hissettim sizde. Haritanıza baktık biraz. Evet. Bu da var mı? Hani bir yandan kısıtlanmışlık, bir yandan da özgürlük ihtiyacı. Bundan dolayı kaynaklanmış olabilir miydi? Olabilir. Çok güzel söylediniz. Olabilir. Yani özgürlüğüme çok düşkünüm. Ama dediğiniz gibi tabii dönemin durumu, işte ailemin tutumu ve hani o dönemki yaşantı tabii ki biraz fazlaca belki korunaklı ya da korumacı bir çevre getirdi bana ve o çevrede de bunu aldım büyük olasılıkla. O dönem çok merak saldım psikolojiye. Tabii kendi bu içsel iniş çıkışlı fırtınalı dönemimi, aslında kendimi irdelemeye başladım. O irdeleme anında psikoloji kitaplarıyla tanıştım ve o sırada çok derin bir şekilde etkilendim. Psikolojik yardım aldınız mı o dönemlerde? O dönemlerde yok. Yani bir iki defa aldım ama hani kendime açıkçası derslerime verdim, okumaya verdim. Yani kendi kendime öyle bir doğallığıyla gelişti. Ama bir psikolog olarak hani keşke alsaydım diyor musunuz? Şimdi bazen Türkler bizim halk kültürümüzden olan kişiler psikologlara gitmenin sanki sakıncalı olduğunu düşünüyorlar. İşte ben deli miyim, neden psikoloğa gideyim? Evet. Aslında çok gayet normal bir şey. Hani nasıl karın ağrımız olur, normal bir hastalık olur da doktora gideriz. Psikolojik sorun yaşayan kişilerin de psikoloğa gitmesi kadar doğal bir şey yoktur bence. Tabii ki, değil mi? Tabii ki. Peki o zaman dönüp geriye baktığınız zaman keşke gitseydim diyor musunuz? Hani kendim kitaplardan yardım aldım diyorsunuz ama bir doktordan alsaydınız daha iyi olur muydu? Tabii şöyle, o dönem için yapmadım ama sonrasında hala süre gelen bizim süpervizyon dediğimiz, yani kendi adıma da danıştığım, bana gelen vakaları da tartıştığım kendi psikoloğum var. 15 yıldır. Halen daha. Çünkü böyle bir mesleğin içinde olup da kendimize bakmamak, kendimizi sorgulamamak ya da bize gelen vakaları birisiyle paylaşmamak olmaz. Dolayısıyla her psikoloğun, mesela bu zorunluluk İngiltere'de var. Çünkü ben burada da bir master yaptım. 2 tane master'ım olmuş oldu. Aynı zamanda doktoramı yapıyorum halen. Burada çalışan her psikoloğun kendi supervision gibi süpervizyon alması ve kendi adına da mutlaka bu anlamda bir psikolog görmesi şartı neredeyse var.
Peki bu hani hastalar size geldiği zaman doğru tedavi yapabiliyor muyum adına mı destek alıyorsunuz, yoksa kendiniz psikolojiniz açısından? İki türlü de. Hı. Yani şöyle, mesela bana bir vaka geliyor, ben onu kendi yol haritamı çiziyorum, tedavi planımı çıkarıyorum ve onu o danışanıma uyguluyorum diyelim. Ama diyelim bir yerde tıkanıyorum hani, ya da ne bileyim farklı bir yönden de bakabilir miyim diyorum, nasıl yardım edebilirim noktasında. O dönemde zaten bütün ama psikologların yaptığı bir şeydir bu. Supervision grubu alır. Psikologlar, yani kendi meslektaşlarından, hani akıl akıldan üstündür gibi, hani ben bu vakayı alıyorum ama hani burada ben böyle bir yol izliyorum ama sizlerin ya da senin ya da bir kişiyle yapılıyor ya da bazen grup süpervizyonları yapılıyor, onlara da katılıyorum arada, hani başka bir yönden de bakabilir miyim, bu danışanı, bu hastamı değerlendirirken nasıl daha ona faydalı olabilirim diye birbirimize, tabii ki de asla isim vermeden, tamamen confidentiality temelleri üzerine dayalı bir şekilde bilgi alışverişi yapıyoruz. Bu vakaların üzerinden aldığım süpervizyon ya da yardım diyelim. Bir de kendi adımıza var. Çünkü biz psikologlar hani tabii ki de yardımcı oluyoruz ama kendimizi de beslemeliyiz. Hani o beslenme noktasında da bize de destek olan yine meslektaşlarımız olabilir, yaşam koçları olabilir. Yani biz de her zaman bir destek grubunun içinde var olmak durumundayız. Yoksa yalnız başına hiçbir meslekte bilirsiniz. Yani hiçbir meslekte tek başına bir insan var olamaz. Yani her zaman bir bütünün içinde, bir grubun içinde, hani akıl akıldan üstündür, el elden üstündür gibi, hani her zaman destek alarak ve kimi zaman onaylanma ihtiyacı, kimi zaman farklı düşünce üretme ihtiyacıyla bu şekilde çalışmalarımız oluyor her zaman. Peki o psikolojik sorunlar yaşadığım ya da içe yöneldim dediğin zaman da ergenlik dönemi, evet, neydi? Evet, ergenlik dönemi. Peki hani şu an ergenlik döneminde olan gençlerimize neler önerebiliriz? Evet. Böyle bir durum olduğu zaman siz kitaplardan yardım aldım dediniz. O dönem için öyleydi. Evet. İniş çıkışlar vardı o zaman. Belki çok. Aileye söyleyemediğiniz şeyler miydi daha çok? Evet, öyleydi. Yani böyle biraz tabii benim yapımdan kaynaklanan, o ergenlik yıllarında daha içime kapanarak, derslerimi kendime vererek, okuyarak böyle böyle kendimi bir nevi tedavi ettim, buldum. Ama tabii dediğiniz gibi şu anda en çok aslında ergenlerle çalışırken ailelerle de çalışmamız gerekiyor. Onu soracaktım. Çünkü normal, bu doğru bir seçim midir? Bir çocuk hani içe dönük olması, kendisini eve kapatması ve ders çalışması mı doğrudur? Yoksa ailesiyle birlikte olup da bunun üstesinden gelmek. Bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii, yani ailenin, böyle bir durum, bir vaka geldi size. Tabii. Mutlaka hemen ailenin desteğini alıyoruz. Aileyi tanıyoruz, anne babayı tanıyoruz, evdeki aile dinamiklerini görüyoruz. Kardeşler var mı, nasıl, yani o aile dinamiğini biz görmeden asla ergene tek başına yardımcı olamıyoruz. Benim şöyle söyleyeyim, kendi adıma çok uzun sürmedi bu dönemim. Yani 1,5 sene, 2 sene bile olmadan ben hani o şeyi atlatmış oldum. Ama daha uzun sürseydi eminim benim ailem de o dönem, çünkü çok yani medeni ve açık insanlar, düşünüyorlardı. Hatta düşündüklerini de söylediler. Ben kendi lisemdeki bir o dönemki psikolog hanım vardı, ona danıştım falan. Yani o küçük çaplı bir şeyler yaptım ama hani daha uzasaydı eminim ailem bana bu desteği vermek isteyecekti o dönemde. Ama şu anda artık psikoloji çok daha açık bir meslek. Yani ben açıkçası 90'lı yıllardan bahsediyorum. Kendi ergenlik dönemim 90'lı yılların başları. Çok da fazla belki bu kadar ön planda olan bir meslek değildi. Ama şu anda biz mümkün olduğunca görünür olmaya çalışıyoruz psikologlar olarak. Yani yazıyoruz, işte böyle televizyon programları, gazeteler. Yani bir de artık psikolojinin ne kadar önemli olduğu çok ortada. Yani herkes bir nevi bir şekilde bilgi sahibi oldu, bir şekilde kabul etti. Tabii dediğiniz gibi, yani bizim toplumumuzda bu hani korkmak, deli doktoru demek, benim işim yok demek, bu tür şeyler maalesef var ama ben bunların yavaş yavaş eskiye göre çözüldüğünü ve artık eskisi gibi
böyle çok set çekerek bakıldığını düşünmüyorum açıkçası. Daha çok hangi yaş grupları psikolojik olarak etki altında kalabiliyorlar? Hani çocuklarda oluyor, ergenlik döneminde oluyor. Orta yaş sendromu var 40 yaşlarında. Hı hı. Onlara da bakıyor musunuz? Evet. Bir de menopoz dönemi var sanırım. Evet, bakıyoruz. Bunlar kritik yaş gruplarıdır değil mi? Öyle. Siz katılıyorsunuz. Öyle, aynen, aynen. Peki hem sadece çocuklar mı hastalarınız yoksa? Değil, şimdi şöyle benim danışan diyeyim, hasta diyeyim, neyse. Danışan. Yelpazem çok biraz genişledi. Şöyle ki İstanbul'da ben 8 sene çocuklar ve aileler üzerine, özellikle ebeveynlik üzerine çalışırken, buraya geldiğimde ikinci bir master'ımı yapıp doktorama başladığımda daha çok yetişkinlerle çalışır oldum. Çünkü buradaki özellikle Türk minoritesinde diyelim, yani bizim kendi Türkçe konuşan diyeyim grubumuzda hani ihtiyaç olduğunu gördüm, hani yetişkinlerin özellikle de hangi konularda, özellikle depresif olma durumunda, depresyonda, endişe ve kaygı bozukluğunda, bir takım maalesef addiction, yani bağımlılıklarda bu konularda çok ihtiyaç olduğunu gördüm ve danışanlarımla bu konularda çalışmaya başladım ve bu konularda da kendimi geliştirdim. Dolayısıyla 8 yıl İstanbul deneyimim aile ve çocuklarla, 8 yıl da burada yetişkinlerle. Dolayısıyla bir yelpazem epey bir geniş. Yani şu an bana gelen kimler diyorsanız, hani danışanlarım kimler, işte çocuklar, aileler, işte çiftler, çift terapisi de yapıyorum, aile terapisi de aynı şekilde yapıyorum. Mesela işte arasında sıkıntı olan çiftler gelebiliyor. Kimler geliyor mesela evliler arasında? Yani kıskançlık mıdır, uyumsuzluk mudur, ev içerisinde anlaşamama durumları mıdır, evet, yoksa birbirini kıskanma? Her türlü konu oluyor. Neden çift kıskanıyorlar? Yani kıskanma. Kıskançlık nedir yani? Yani çok neden kıskançlık vardır? Konusu çok revaçlı bir konu değil açıkçası. Daha çok iletişim eksikliği. Yani karı koca arasında, eşler arasındaki iletişimsizlik. Buna çocuklar dahil olabiliyor. İşte boşanma öncesi ya da boşanma düşüncesiyle gelen çiftler çok olabiliyor. Maalesef hanımlarımızda biraz depresyonu ağırlıklı görüyorum burada. Yine Türkçe konuşan toplumumuzda diyelim. Depresif olma durumu var. Endişe ve kaygı bozukluğunu. Çünkü zaten şöyle bir araştırma var. Her 6 kişiden biri İngiltere'de mental disorder dediğimiz, yani bunun içine depresyon girebiliyor, endişe ve kaygı bozukluğu girebiliyor. Yani her 6 kişiden birinde bu tip sıkıntılar var. Yani yüksek bir oran. Dolayısıyla hani bunları yaşamak aslında çok absürt şeyler değil. Peki bunlar nereden kaynaklanıyor? Küçük yaşlarda mı? Anne babadan alınan terbiyeden mi? Baskıdan mıdır? Çünkü bunlar sonradan oluşmuyor sanırım. Yani evet, bunun bir öncesi var. Evet. Ben de biraz eğitim aldım, evet, ya. Evet, çok güzel. Hani doğru. Küçük yaşta çocuklar, tabii, çocukluk çok, çok küçükken önemli, şiddet görebiliyorlar. Tabii. Veya hani biz borderline kişilik, o da küçük yaşlarda tutarsız, daha çok single parentlerde oluyormuş. Aynen. Anne çocuğa yanlış mesajlar veriyor. İşte çok güzelsin, çok başarılısın diyor. Canı sıkıldığı zaman da öfkesini çocuktan çıkarıp da sen hiçbir işe yaramazsın, beceriksizsin. Öfkesini çocuğa çıkardığı için çocukta bu sefer ikilem yaratıyor. Evet, bölünmüşlük. Bunlar psikolojik sorunların ben küçük yaştan geldiğini düşünüyorum. Evet. Sonradan var mıdır yoksa tetikliyor mudur? Yani bence küçük yaştan vardır. Tabii çocukluk çok önemli. Çocukluk çok büyülü bir dönem. Çok sihirli bir dönem. Ve bu dönemde tabii maruz kalınan ortam, içinde bulunan ilişkiler, nasıl bir anne babaya sahip olduğu kişinin, nasıl bir ortamda büyüdüğü, o aile, anne ve babanın tutumları çocuğa karşı, yani çocuk eğitimi, özellikle çocuk küçük yaştan itibaren dediğiniz noktada çok önemli. Tabii ki genetik faktörler var. Yani biz nature nurture, hani nature olarak kendiliğinden getirdiği genetik faktörler oluyor anne ve babadan diyelim. Ama üstüne de eğer öyle bir eğitim alıyorsa evin içinde, tutumlar işte sağlıksız tutumlarsa, ne bileyim otoriter bir tutum varsa evde, ya da tam tersi çok permisif, yani hiç umursamayan bir anne baba varsa, ya da işte dediğiniz gibi şiddet görüyorsa çocuk vesaire, tabii ki de çok etkisi oluyor ileriki yıllarına. Yani ama şu da var, içinde bulunduğu ortamda da kişi sağlıklı bir çocukluk geçirip sonra kendini bir anda farkındalıksız bir şekilde diyelim kötü bir evlilikte bulduğu zaman, ya da çok çok stresli bir iş ortamında bulduğu zaman, hani bunlar da
olabiliyor. Yani hem çocukluktan getirdiklerimiz olabiliyor, hem de sonradan koyduklarımız da tetikleyebiliyor. Yani çok stresli bir iş ortamı. Çok fazla sorumluluk yüklenen bir birey. Mesela bunlarda da her türlü mental sıkıntı, zihinsel sıkıntı ortaya çıkabiliyor. O yüzden aslında sizin sorunuz şöyle, genel konuşmak çok zor. Yani bir kişi üzerinden o kişiyi derinlemesine incelediğimizde, dediğiniz gibi çocukluk önemli, genetik özellikler önemli ama şu an içinde bulunduğu durum ve şu anki hayatına bakış açısı çok önemli. Aslında biz psikologların yani danışanlarımıza getirmek istediğimiz şey şu: hayat akıyor ve bu hayatın içinde çok şey var, çok renk var. Ama bu renklere biz nasıl yaklaşıyoruz? Yani bizim bakış açımızın olumlu olmasıyla bakış açımızın karamsar olması hayatımızı değiştiriyor. Yani siz bana telefonda bahsettiğiniz düşünceler önce, duygular davranışlar, sonra evet, davranışlar. O düşünce noktası bizim için tohum. Nasıl bir düşünceye sahipsek üstüne öyle duygularımız oluşuyor. O duyguların üzerine de o şekilde davranış geliştiriyoruz. O şekilde de davranış geliştirdiğimizde de hayatımızda öyle oluyor. Öyle şekilleniyor. Yani size gelen kişilere daha çok işte nasıl düşünmeleri gerektiğiyle aynen, ilgili daha çok tedavi evet, uyguluyorsunuz. Evet. Bu da hatta sözünüzü kesiyorum. CBT denen bir terapi tekniği var. Yani Cognitive Behavioral Therapy. Düşünceyi bularak, çıkararak nerede yanlış bir düşünceye sahipsiniz, nerede yanlış değil de nerede size uygun olmayan bir düşünceye sahipsiniz, onu bulup, onu keşfedip, onu değiştirip onun üzerine inşa ediyoruz. Ve bu şekilde de kişinin tabii hayatı değişiyor o zaman. Bu bizim hastalıklı düşünce dediğimiz. Evet, yine küçük yaşlarda oluşabiliyor, eğitim süresince olabiliyor, arkadaş ilişkileri aynen, içerisinde de olabiliyor. Yani çocuğa çok fazla işte değersizsin, beceriksizsin kesinlikle, gibi şeyler düşünce ya da kalıpları, hayat çok kötü, insanlar çok kötü gibi düşünce kalıpları yüklendiği zaman, büyüdüğü zaman zaten. Aynen. Peki bunları değiştirmek nasıl oluyor? Yani ne kadar süre alıyor bunu? Evet. Bu kişinin bu düşünce kalıplarını değiştirmek çok zor olsa gerek. Evet. Şöyle, yine burada önemli olan şey şu: istek. Kişinin istemesi, değişimi istemesi. İkincisi, çaba göstermesi burada. Çünkü bir sihirli değnekle biz bir şey değiştiremiyoruz. O da sihirli değnekle. Kişi de kendine dokunup değiştiremiyor. Yani önce isteyecek, niyet edecek bunu, bunun için. İkincisi, çaba gösterecek, uğraşacak. Dolayısıyla hani zaman verecek. Hani bunu bir test gibi görecek. Ben değişmeye gönüllüyüm, ben daha işte iyi olmaya, hayatımı kendi iyi, her neyse onun için daha farklı yapmaya istekliyim diye bu uğurda bir yola girecek yani. Peki, tabii bunun diyelim, bir sürü teknikleri var. Yani biz diyelim de o şekilde ki aile istiyor çocuğu iyileşsin ama çocuk istekli değil. Çocuğu ikna edemiyorsunuz. Öyle durumlarda ne oluyor? Yani evet, siz diyorsunuz ki istek olması gerekiyor önce. Tabii ki istek olacak. Kendi evet, hasta olduğuna önce kendi inanacak. Evet. Ona inanmazsa zaten süreç evet, başlamaz. Evet. Böyle vakalarda oldu mu? Yani iyileşmek istemeyen, bende bir sorun yok diyen ve sonra onu nasıl iyileştirdiniz, nasıl evet, hani dize getirdiniz, evet, böyle bir vaka oldu mu, bununla ilgili tabii, aklınızda olan bir şey var mı? Çok oluyor ergenlerde bu söylediğiniz. Ergen hiçbir şekilde bende bir sorun var hani bunu çözelim diye zaten karşıma gelmiyor. Ergeni getiren bana hep anne baba olur zaten bize yani. Ya da bazen tabii aslında kendileri de danışmak istiyorlar yani söylemeyeyim ama yani kişi istekle bizim yanımıza gelmeli. Zorlamayla vesaireyle bir yere gidemiyoruz yani. Orada hele yetişkinlerde diyelim çiftlerden biri geliyor, atıyorum eşinin gelmesini istiyor, eşi zoruyla, eşinin isteğiyle, eşinin zoruyla geliyor, orada bir işbirliğine girmezse psikologla ya da işte hayat koçuyla neyse, yani orada bir işbirliğine girmezse sonuç alamayız. Ama şu oluyor, güzel olan şöyle vakalarım oldu tabii. Hani direkt mesela, hatta geçen haftalarda 3-4 hafta evvel zannedersem bir danışanım geldi. Buraya halamın işte kızının, yani yeğenimin ya da zoruyla geldim diye oturdu karşıma. Ve ben sırf onu kırmamak için geldim dedim. Kendinden bahsetti. Tabii biz seni dinliyoruz. Fakat seans sonunda gelinen noktada hanımefendi şey dedi, yani iyi ki gelmişim. Hiç bu bahsettiğiniz bakış açılarından kendime ve sorunuma bakamıyordum.
hani şu anda görüyorum ki hakikaten demek ki bunun için sizler buradasınız. Yani sizin mesleğinizin asıl amacı buymuş diye. Ve yani bir ne kadar gelmesi gerekiyor mesela? O işte kişiye göre değişiyor. Yani birkaç hafta mı, birkaç ay mı, birkaç yıl mı? Evet, kişiden kişiye göre değişiyor. O tamamen ihtiyaçla orantılı bir şey. Yani bağımlılıkla istekler. İlgili şeyler var mı? Tedaviler, sigara bırakmak gibi. Evet. Çok spesifik sigara gibi şeyler de oluyor tabii ama daha geniş çaplı bağımlılıklar mesela kumar bağımlılığı. Onun içinde gelen oldu mu? Oluyor. Yani ben kumar oynuyorum artık yeter kaybettim tabii, kurtar beni diye. Tabii gelenler oluyor. O şekilde de oluyor. Peki ben merak ediyorum yani hiç bulunmadığım için. Hani ben geldim kumar bağımlılığım var. Hı-hı. Neler söylersin? Hani burada doğru olur mu bunlarla ilgili ipucu vermek? Nasıl iyileştirirsiniz? Yani bunun ne kadar yanlış olduğunu mu geçiriyorsunuz önce? Kumar kötü bir alışkanlıktır. İşte bak oynarsan her şeyini kaybedebilirsin. Onun gibi. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Çünkü bu bahsettiğiniz tarz aslında hani hepimizin yani kolektivistik bir toplumdan, kültürden gelmiş olmamızın getirdiği bir şey. Yani öğüt vermek gibi bir şey. Sizin şu anki evet, örneğiniz. Aynen öyle. Yani biz öyle yapmıyoruz. Çünkü öyle yaparsak onun çok bir etkisinin olmadığını biliyoruz. Tabii ki. Yani burada mesela öğüt verme olayı tipik anne baba çocuk ilişkisinde de çok yapılan bir şeydir. Hani bir kulaktan girer, öteki kulaktan çıkar. Şimdi o kişinin bağımlılıkla ilgili tabii derinlemesine o kişiyi inceliyoruz. Yani neden o bağımlılık orada gelişmiş? Hangi bağımlılık neden gelişmiş? Peki nedenini bulduktan sonra şimdi bunu nasıl biz bunu ortadan kaldırabiliriz? Ama öğütle ya da rasyonalize yok. Ederek değil, hani psikolojik anladım. Anlamda peki, bakarak. Peki kumar bağımlısı size bir geldiği zaman gelmiştir. Derinlere indiğiniz zaman ne buluyorsunuz? Ne tetikleyebilir? Ne olabilir evet, bununla ilgili? Şimdi, babanın ihmalkarlığı mı olabilir yoksa? Her şey olabilir. Yani dediğim yani gibi, kumarı tetikler mi bu sevgisizlik? Tabii tetikleyebilir. Açıkçası biraz depresif olmak tetikleyebilir kumarı örneğin. Yani, kumarı risk almak gibi görebilir miyiz? Sonuçta risk alınıyordu değil mi? Doğru tabii risk yani alınıyor. Hayatta başarısız olan biri kumar oynayabilir miydi? Öyle de görebilir tabii, miyiz? Tabii öyle de oluyor. Tabii ki. Yani çok bireysel şeyler bunlar. Hani dediğim gibi bir kişiyi derinlemesine inceleyip sebebini bulabiliriz ve nasıl baş edeceğiyle ilgili yollar evinde bulabiliriz. Evinde mutsuz olan biri de kumar oynayabilir dolayısıyla. Tabii başarısız ki. Olan da aynen. Yani birçok sebebi aynen. Olabilir bağımlılığın. Çok sebebi olabilir. Evet. Sosyalleşmeye gidiyorum oraya diye gidip kumarhanede kendini bağımlı bulabilir kişi. Yani sosyalleşme ihtiyacı da yine mutsuzluktan. Tabii. Yani o dediğim gibi o kişinin yaşam koşullarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ne eksik? Mutlaka yani büyük olasılıkla bir eksikliğin giderilmesi üzerinden bağımlılıklara bakıyoruz aslında. Peki geçmişe dönüp de bunları konuştuğu zaman bu eksiklik giderilebiliyor mu? Yani evet. Hani işte şunları yaşadım, işte anne baba sevgisi çok fazla görmedim, işte evet. Kendi başıma büyüdüm. Bunları konuşaraktan da bu eksiklik giderilebiliyor mu? Sonuçta yaşadı bunları. Tabii. Bu mutsuzluğu gördü. Şöyle giderilebiliyor, kişiyi şimdi ve buraya çekerek. Yani olan oldu. Aynen. Peki sen bu konuyla ilgili şimdi ne yapabilirsin? Kişiyi şimdi ve buraya çektiğimiz noktada o zaman ne yapıyoruz? Kişiyi güçlü kılıyoruz. Sen şu anda burada ne yapabilirsin? Evet o oldu. İşte annem beni bıraktı, babam ilgilenmedi, şunu yaptı. Bir kere önce şöyle geçmişle ilgili mutlaka bir affetme şeyimiz olmalı. Affetme çalışmamız olmalı. Yani evet geçmişte kaldı ama o duygun hala varsa, o duygu hala varsa o kişide, o çok yıpratıcı bir duygu, öfke, kızgınlık, bunu hala kişinin içinde beslemesi. Yani. O yüzden önce bir affediş gerekiyor. Orada bir iyileşme süreci, geçmişi iyileştirme süreci oluyor. Sonra da kişiye diyoruz ki, şimdi ve burada çekelim sizi. Bu konuyla ilgili şimdi ve burada ne yapabilirsiniz? Biraz bana kuantumu hatırlattınız şimdi. Kuantumda evet. Çalışanlar da affedin diyor. Tabii. Ki hani affettiğin zaman o bağı koparıyorsun. Yani insanlar aynen. Bizim toplumumuz tabii. Affetmeyi şey olarak görüyor.
İşte o kişiyi affedersem sanki hani yaptığı yanına kalacakmış aynen, gibi. Aynen, iyilik gibi oluyor. İyilik gibi. Evet. Cezasını çekmeyecek. Cezasını çeksin. Ben de göreyim de sevineyim. Evet, aslında çok yanlış. Evet. Çünkü onun ceza çekmesini beklemek aslında sana bir ceza gibi kesinlikle geliyor. Aynen. Sen ne sen bir şeyler yapabiliyorsun ne de o bir şeyler aynen yapabiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla sen onu affet ki kendine bir yol çizebilirsin. İşte bu çok zor bizim toplumumuzda. Evet, evet. Ama ben de birilerine konuştuğum zaman bir astrolog olarak affet, kendi iyiliğin için affet. Aynen. Zaten o öyle aynen karakterde bir insansa kendisi çok zaten bir yere varamayacaktır. Aynen, aynen. Ama o bağı kopar o insanla. Evet, evet. Çok i̇şte güzel, çok bunu güzel farkındalıktır aslında. Her tabii şey farkındalık değil mi hayatta? Tabii, her şey, her şey. Aynen. Ve aynen geçmişe yönelik yaşayan kişilerde görüyoruz bu psikolojik sorunları. Hani şey deriz biz hep, geçmişe yönelik yaşayanlarda depresyon, geleceğe yönelik yaşayanlarda kaygı bozukluğu, aynen, hiperaktif, tabii, hiperaktivite. Hiperaktivite de oluyor tabii. Daha çok kaygı bozukluğu, evet. Kaygı bozukluğu. Evet. Ve anda şey kalmak gerekiyor yani, evet, şu an ne yapılması aynen gerekiyorsa aynen o. Aynen, benim doktora konum bu. Mindfulness üzerine çalışıyorum, farkındalık üzerine. Çok güzel araştırmalar yapıyoruz, yapıyorum, grupça da yapıyoruz. Danışanlarıma bireysel seanslarda mutlaka farkındalık üzerine, yani anda kalma farkındalığı ile ilgili tekniklerle çalışıyorum, önerilerim oluyor. Tabii bunun için biraz meditasyon giriyor mesela, onlarla da ilgili çalışmalarımız çok oluyor. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince kendi. Tabii ki burada sizin ofisiniz var. Evet. Eğitim de veriyorsunuz sanırım, evet, üniversitede. Evet. Onunla ilgili de bahseder tabii misin? Hangi yaş gruplarına veriyorsunuz? Üniversitede veriyorum. Üniversite. Psikoloji öğrencilerini arada konuk olarak hani çağrılıyorum. Konuya, yani verebileceğim konuya uygun olarak. Bunun dışında seminerler veriyorum. Hatta geçen hafta bir diyetisyen hanımla beraber holistik yaklaşımla zihinsel ve bedensel mutluluk diye bir seminerimiz oldu. Çok da güzel geçti. Çok ilgi oldu. Yani düşüncelerin bedeni ve ruhu nasıl beslediği. Aynen, aynen. Çünkü zaten tüm hastalıklar bir bütün. Bir evet bütün yani aynen, mutsuz olduğumuz zaman hasta oluyoruz. Aynen, aynen. Zihinsel yani zihnimizi, bedenimizi nasıl etkiliyor, bedenimizin durumu, zihnimizi, kendimizi nasıl etkiliyor gibi. Böyle bir holistik yani bütünsel yaklaşımla bir çalışma yaptık. O da bayağı güzel tabii oldu. Tabii ki birçok rahatsızlığın sebebi zaten tabii depresyon, aynen, üzüntü, reddedilme, kesinlikle kaygı, aynen, endişe. Aynen, evet. Bu kaygı ve endişeleri giderilmek de yine anda kalmakla ilgili mi? Yoksa bununla ilgili farklı olumlamalar da yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Yani birçok hanım şu an bizi izliyor. Evet. Evde mutsuz. Hani ev içerisinde mesela biliyorsunuz bayanlar çalışmıyorsa işte temizlik, rutin aynı şeyler. Maalesef. Depresyona daha fazla girebiliyoruz. Evet. Eşler de eve geldiği zaman aynen işte fazla yüklenebiliyor, fazla dırdır falan olabiliyor. Evet. Ne önerirsiniz onlara? Evet. Yani illaki bir terapi mi alması gerekiyor yoksa kendilerini evde nasıl daha iyi iyileştirebilirler? Evet. Evet. Şimdi şöyle, illa terapi gerek değil tabii ki. Ama şöyle oluyor, terapiye geldiği zaman kişi bir yol gösteriyoruz, bir ışık açıyoruz bir yerde, bir kapı aralıyoruz. Yani o kişinin ihtiyacına ve o kişinin uygun bir çıkış yolu arıyoruz aslında. Şimdi demin söylediğiniz şey çok güzel bir örnek oldu. Evde oturarak kişi iyileşmiyor. Yani mutlaka o hanımlarımızın kendilerini biraz açacak, biz build and broaden deriz. Yani bir şey inşa edecek bir konu üzerine yoğunlaşmalarını öneririm ben. Yani sadece evin içinde vakit geçirmek, işte temizlik yapmak, sadece çocuk bakmak, bu bizi ruhsal olarak beslemiyor. Beslenmeyince de ruhumuz belli bir süre sonra plus rutinden, yani hem bir rutin hem de hiçbir inputla, hiçbir triggerla, hiçbir uyaranla beslenmediğinizde yıllar sonra bir bakıyorsunuz, öyle çok danışanım var, hani belli bir yaşa gelmiş mesela, çocuklar büyümüş etmiş ama mesela hanım kendini depresyonda buluyor. Hani çünkü bakıyorsunuz kendi hiç yatırım yapmamış, sadece ev ve çocuklara odaklanmış ve eşine. Ve boş zamanlarında da olumsuz şeyler düşünerek de aynen kendisini depresyona sokmuş. Aynen, sokmuş. Çünkü bir kişi kesinlikle ne kadar çok aktif ve faalsa hani olumsuz şeyleri düşünmeyiz. Daha çok aynen işimize odaklanırız. Kesinlikle. Dolayısıyla odaklanmak çok önemli çok bence. Çok önemli. Çok önemli. Evet, yani yapıcı, üretici bir şeyler, bir hobi bulsun mesela bu bayanlarımız. Onun üzerine gitsin.
kendisi için ama sırf kendisi için yapsın. Anne olarak yapmasın, eş olarak yapmasın, kendi bireyselliği için yapsın. Onu mutlu eden bir şey. Yani her neyse. Böyle yani sadece evin içinde kalmak zorundaysa o kişi böyle bir şey yapsın. Ama sadece eve bağlı kalmak durumunda değilse o kişi bir şekilde kendini açsın, zorlasın önce ama açsın. Öncelikle İngilizce öğrensin. Yani burada Türkçe konuşan toplumdaki bayanlara en büyük isteğim, yani en büyük hani şey, önce topluma uyum sağlayabilmek için mutlaka İngilizce öğrenmeleri. Yani kendi işleri kendileri yapabiliyor olmaları en azından gerekiyor. Sonrasında da işte kendilerine uygun gelen, hoş gelen, hoşlandıkları, mutlu oldukları bir aktiviteye yönelmeleri. Bir hobileri olsun. Evet, aynen. Çok kendini güzel söylediniz. Evet. Kısa bir aramız olacak Özden Hanım. Tamam. Psikolojiyle ilgili daha sormak istediğim birçok şey var tamam. ama evet. Madalyon'un diğer yüzünde ikinci bölümde yine bir aradayız. Peki. Özden Bayraktar'la psikoloji ve bilmek istediğiniz her şeyi konuşacağız. Birazdan görüşüyoruz. Sevgili Kıbrıs Genç TV izleyicileri, Madalyon'un diğer yüzünde psikolog Özden Bayraktar ile gerçekleştirmiş olduğumuz söyleşimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet, nerede kalmıştık? Evet, pek çok konuda konuştuk gayet güzel bir şekilde. Evet. Ben şeyi merak ettim, boşalma aşamasında olan eşler. Ve hani boşalmıyor ama evde bir huzursuzluk var, bir kopma noktasına gelmiş eşler, birbirinden uzak. Peki çocuklara bunu yansıtabilirler mi? Çocuklara da konuşabilirler mi? Ya da çocukları uzak tutmaları mı gerekiyor? Çocuklar bu durumu sezdiği zaman psikolojik olarak bunu nasıl etkiler? Evet. Biraz da bunlardan konuşalım istiyorum. Boşanmışlar mı diyorsunuz? Yani verdiğiniz örnekte... Olabilir, boşanabilir de. Boşanma aşamasında da olabilir. Aşamasında veya aralarında bir iletişim sorunu başladı. Tabii, anladım. Yani şimdi burada mesela destek almak çok önemli. Yani mesela tam o dönemde, yani tam diyelim araları kötü oldu ya da boşanma sürecini düşünmeye başladılar vesaire. Bir tam o sırada mesela bir uzman yardımı çok faydalı olur. Şimdi çocuklar çok hassas varlıklar. Yani ve her şeyi bütün detaylarıyla, bütün enerjiyi hemen kapan varlıklar. Dolayısıyla onlardan bir şey saklamak zaten olmuyor. Bu anlamda açıklama yapmak lazım ama çocuğun yaş özelliklerine inerek bu açıklamayı yapmak lazım. Anlaşılmayacak ya da hani çocuk için çok havada kalacak şeyler söylememek lazım. Ve tabii ki de yine çocuğun yapısına uygun da konuşmak lazım. Tabii ki yaşı lazım. Çok önemli. Tabii yaşı çok önemli, aynen. Küçük yaşta olabilir, ergen olabilir. Nasıl yansıtacağı ile ilgili anne babanın olayı her anlamda yaş çok önemli. Peki yaş bunu bir psikologla birlikte mi yapması gerekiyor? Yoksa evde oturup da çocuğa kendi de yavaş yavaş işte ben babamla anlaşamıyorum. Evet. Şimdi burada bizim çok, şimdi tabii uzman yardım alması çok faydalı olur. Çünkü neden? O kişiye bireysel, yani uzman o çocuğu tanır. Hangi yaştaysa o çocuk o anne babayı tanır. O anne babanın dinamiklerini ve onların yapısını öğrenir ve ona uygun çok güzel bir yardım, yani kişiye özel bir yardım çıkarır ortaya. Diğer türlü eğer anne baba bir yardım almayalım, biz kendimiz yapalım diyorsa da bizim en büyük önerimiz mutlaka anne ve babanın bunu birlikte yapması. Aynı anda bir takım açıklamaların yapılması çocuğa. Çocuğun mesela söylediğimiz örnekte ben babanla anlaşamıyorum, ayrılmaya karar verdik. Hani taraflardan birisi kendine çekebilir çocuğu, kötüleyebilir diğer tarafa. Bunlar hiç istemediğimiz şeyler. Çünkü en nihayetinde sonuçta çocuk yine hayatı boyunca aynı anne ve babaya sahip olacak. Anne ya da babanın karşı tarafla ilgili olumsuz konuşması çocuğu çok kötü etkiliyor. Bunu çok yaşadık. Bunun örneklerini çok görüyorum. Evet, ben de çok gördüm. Özellikle anne babaya kızgınsa hani evet. çocuğu kullanarak da aynen. adamdan intikam almaya aynen. çalışıyor. Bununla, evet, çok düşünsenize oluyor. Bunu çocuğun üzerinde bırakmış kesinlikle olduğu izlenim. Etki. O çocuk büyüdüğü zaman nasıl sağlıklı bir ilişki evet. kuracak? Aynen. Mutlaka etkiler aynen. değil mi? Etkiliyor. Psikolojik etkiliyor. Olarak. Etkiliyor maalesef. Çocuk taraf tutmaya başlıyor. Çocuk düşmanlık hisleri, öfke hissi vesaire bu tür şeylere kapılıyor diğer kişiyle ilgili. Eğer taraflardan biri onu kendine çekmeye çalışırsa. Bu yüzden hani diyoruz ki mutlaka karı koca birlikte, eşler ya da partnerler önemli değil. Birlikte konuşun, birlikte açıklama yapın. Hiçbir zaman sevgi, ona çocuğa verilecek sevginin hiçbir zaman azalmayacağını,
hayat boyu aynı şekilde devam edeceğini, sadece kendilerinin bir anlaşmazlık yaşadığını, hayatın acı gerçeklerinden. Evet, evet. Bunu çocuğa entegre etme gerekiyor. Yani günün sonunda ölüm gibi ayrılıklar da çok doğaldır. Yani kişilerin gidip bir başkasıyla evlenmesi, ama tabii ki dediğim gibi bazen anne babalar yanlış yapıp da hani kızgınsa karşı taraf çocuğu da dolduruşa getirebiliyorlar. Peki yanlış evliliklerin sebebi nedir? Şimdi bu da yani çok yani o kadar çok sebebi olabiliyor ki maalesef, hani farkındalıksızca alınan kararlar, tanımadan birlikte olmak istemek. Yani bunun özünde de yine anne babanın ihmalkarlığı olabiliyor mu? Yani evden kaçış. Ev içerisindeki huzursuzken, esas sormamın nedeni, anladım, bazen kızlarımız bu hatayı yapıyorlar. Evet, oluyor tabii. Küçük yaşta o evdeki baskıdan, birazdan baskıdan da bahsetmek istiyorum. Ben hani çocukların üzerindeki ne kadar baskı, tutumlar, neler olmalıdır ve bunun sonucunda eğer aşırı baskı uygularsak yanlış evlilikler doğurur mu? Kesinlikle, aynen. Şimdi burada dediğiniz gibi çok güzel bir konuya giriyoruz. Anne baba tutumları. Yani biz şöyle yapıyoruz. Asla otoriter olmayın. Çünkü bu dediğiniz gibi, söylediğiniz gibi kaçışa yönlendirebilir çocuğu. Ne baskıcı olmak lazım, ne hiç ilgisiz kalmak lazım. Ortada bir orta seviyede, bizim authoritative dediğimiz İngilizce. Yani hem kuralcı ya da hem kontrolcü, ama bir o kadar da özgür bırakıcı bir tutum sergilememiz gerekiyor anne baba olarak. Tabii zor, hani zor derken anne ve babanın çok farkındalıklı yaşaması gerekiyor. Çünkü diğer ikisi kolay. Bir tanesi biraz bizim de hani geçmişimizden, kültürümüzden belki gelen, hani anne babanın çok baskın, çok otoriter olması, ki bunu istemiyoruz. Çünkü bunun çocuğa üzerindeki yansımalarını çok olumsuz görüyoruz. Ne de hiç ilgisiz kalmak, permissive dediğimiz, yani onu da istemiyoruz tabii ki. İlgisiz kalmak, yani maalesef bazen o da olabiliyor, onu da görebiliyoruz. Ama ortada hem çocuğa özellik vererek, hem otonomisini çocuğun kazanmasını sağlayarak, ama bir o kadar da arka planda ya da yaş özelliklerine göre önce daha yanında, fiziksel anlamda yanında, sonrasında duygusal anlamda yanında olduğunu hissettiren, böyle tam ortada bir tutum sergilememiz lazım. Peki siz Türkiye'de yaşamış bir kişi olaraktan, evet, şimdi aileler için de bu zor. Türkiye'de yaşamış bir aileyi düşünün. Oranın kültürüne alışmış. Kesinlikle. Sonra İngiltere'ye geliyorlar. Tamam, Türkiye'nin kültürünü mü çocuğa geçirecek? Yoksa burada İngiltere'de yaşıyor, çocuk burada okula gidiyor, buradaki kültüre mi alışacak? Evet, yani aileler için de zor değil mi bu? Zor. O zaman neler yapılabilir bununla ilgili? Çok örneklerini görüyoruz. Yani bu noktada hem annelere yani hem aileleri anlıyorum, hem çocukları anlıyorum. Çocuklar arada, ya da gençler daha çok arada sıkışmışlık yaşıyorlar. Bunu anlıyorum. Dediğiniz gibi evde bambaşka bir mentaliteyle büyüyor. Okula gidiyor, bambaşka şeylerle karşılaşıyor. Öğretmenler dahil, sınıf arkadaşları dahil apayrı bir dünya görüyor. Burada tabii dolayısıyla özenti. Tabii yani bu dönem dolayısıyla sorun çıkması aslında normal. Aslında benim en büyük önerim anne babalara ergen olmaya başladığı zaman çocuklarının biraz bu konuda okumaları, biraz araştırma yapmaları. Yani ergenlik nedir? Çocuğum ergen olduğunda mesela paniğe kapılmalar. Odasına kapılıyor çocuk, kapanıyor çocuk. Demin de söylediniz. Panik oluyor anne baba. Panik olacak bir şey yok. Ergenliğin çok doğallığındadır bu yalnız kalma kendini isteği. Kendini keşfediyor tabii çocuk. Tabii ki. Ama anne baba bir an panik oluyor. Ya da anne babaya karşı o fırtınalı inişli çıkışlı dönem, hani kendimde de bahsettiğim. Bazen arada yani çıkışlar yapabiliyor ergen. Bir gün beğendiğini ertesi gün beğenmeyebiliyor. Şimdi ya da bana cevap veriyor. Bir şey söylediğim zaman karşı geliyor. Ama gelmesi gerekiyor. Aslında gelmesi gerekiyor. Bakın biz bunun altını çize yani Londra'daki yani UCL'de yaptığım master'da o kadar önemli bir şekilde öğrendik ki. Yani çocuk burada isyan etmeli. Bu dönem isyankarlık dönemi ve bu that's okay, yani burada bir sorun yok. Aksi takdirde onu içine attığı sürece bastırıyor. Psikolojik sorunlar çıkıyor. Başlıyor. Evet, başlıyor. Artı anne babadan uzaklaşıyor. Bastırıyor kendini ama tabii beni dinleyen yok. Aynen. Anlamıyorlar. Tabii. Bu sefer yanlış evlilikler
buradan da doğabiliyor. Yani karşısına biri çıkıyor. İşte biraz ilgileniyor, konuşuyor, sohbet ediyor, hoşuna gidiyor. Evet. Duygusal ihtiyaçlarını karşılıyor. Evet. Orada hata başlıyor. Evden ayrılma ihtiyacı. Kesinlikle. Aynen öyle oluyor. Peki anne babasını küçük yaşta kaybetmiş çocuklarımıza duygusal desteği nasıl verebiliriz? Aynı olabilir mi bir anne sevgisini? Hani elimizden geldiği kadar belki yapabiliriz ama o çocukta bir eksiklik olur mu yine de anne baba olmadığı zaman? Yani olabilir. Yani bu konuda yine o kişiye bireysel bir cevap anca bulabiliriz açıkçası. Yani doğru olur. Böyle çok genel ifade böyle bir konuda belki kullanmak doğru olmaz ama hani mümkün olduğunca kompanse edici, o duygusal yoğunluğu verebileceği başka bir aile bireyi olur. Ya da illa akraba olmak, aile bireyi olmak durumunda değil. Başka bir sevdiği bir teyze, bir abla, bir komşusuna yakınlık duyabilir. O rol modeli üstlenebilir. Aynen, evet. Rol model alacak birini bulursa... Tekrar evlenmek istediği zaman çocuk karşı çıkıyorsa, yani uzun zamandır annesi ya da babası yoktur. Ama kişi evlenmek istiyor, çocuk karşı çıkıyor. Peki bunu çocuğa nasıl anlatabilir? Yani bunu anlatmanın özel bir yolu vardır, var mıdır? Yani çok bazen bir... çıkıyor yani böyle hani babaya ya da anneye paylaşamama durumları uzun zamandır. Evet, öyle şeyler oluyor tabii, öyle oluyor. Burada da yine çocuğa uygun yaklaşım, hani sıcak olacak, tabii uyumlu olacak. Belki bu noktada evlenmek isteyen işte eşlerden biri, her kimse kendini ifade edecek. Yani benim ihtiyacım diyecek. İşte iyi özelliklerinden bahsedecek birlikte olmak istediği insanın. Yani sıcak konuşacak, sıcak davranacak çocuğuna. Yani ılımlı bir şekilde konuşup hani tatlı dille yanaştığı zaman açıkçası onu yavaş yavaş herhalde çocuğa anlatması gerekecek. Kesinlikle. Peki psikolojik sorunu olabilir dedin, çocukların destek alması gerekiyor. Nasıl anlayabiliriz? Yani bu kolay mıdır? İşte çocuk odaya kapandı, bir müddet konuşmak istemiyor. Bu doğal bir şey de olabilir aslında. İşte hangi durumlarda çocuğun gerçekten psikolojik sorunu olduğunu ve destek alması gerektiğini anlayabiliriz? Aslında çok güzel bir soru tabii. Derin düşünecek bir şey. Şimdi tabii anne babanın biraz uyanık ya da alert olması gerekiyor bu konuda. Yani o yüzden diyorum, biraz mesela bir ergen yaşına yaklaşmaya başlayan çocuğu olan kişileri ben öneriyorum. Yani mutlaka bir kitap alın, okuyun. Bu dönem nedir, ne değildir. İşte dediğiniz gibi kişisel algılamayın, konuştuklarını, yaptıklarını vesaire. Biraz böyle hani bilgi noktasında kişi, anne babalar kendilerini doyururlarsa o onlara bir kapı açar. O zaman hani okuduklarıyla ya da belki işte bir söyleşiye katırlar, bir uzman yardım alırlar. Kendi çocuklarına daha bir farklı gözle bakarlar. Ne anlamda, yani yaş dönemi özelliklerine göre. Bir de burada şu önemli, sadece ev içindeki davranışları da baz almasınlar. Okuldan gelen geri bildirimleri ya da sosyal ortamlardan gelen geri bildirimleri de anne babalar arkadaşlarıyla olan iletişimler. Kesinlikle öğretmenleri geri bildirim verir der, mutlaka der. Hani zaten karneler alınıyor vesaire, biliyorsunuz. Onun yanında bile yani bir anne baba olarak çocuğunuzun okuluna gidince öğretmene sorsanız hani oradan da geri bildirim alın. Sonra atıyorum hobisi vardır, o su vardır. O tip ortamlardan da, yani böyle sosyal ortamlardan geri bildirimleri alıp o dönelerle birlikte eline aldığı zaman anne baba orada anlar çocuğunda bir şey ama mi var. Ama mesela diye. Özel bir durum, ne bileyim, tırnaklarını ısırma gibi ya da o tür şeyler, başka davranışlar hani size geliyor birçok kişi böyle ev içerisinde yapılan tutarsız davranışlardan anlama olasılığı var mıdır? Olabilir tabii olabilir. Mesela böyle bahsettiğiniz sürekli ağlama gibi, bileyim işte aklıma kelime söylüyorum. Doğru. Yani bunlarda bir hani soru işareti oluşur anne babanın genelde zihninde. Ve bu yüzden de aslında yine en doğalı, en güzeli bir uzman yardımı. Çünkü yine en doğru kaynak hani bir uzmanın fikri olacaktır. Çünkü dediğim gibi yani biz o kişiye özel bakıyoruz. Evet, kitap okuyalım, okusunlar tabii anne babalarımız ama genel geçer bilgiler de oluyor orada. Ama kendi çocuklarıyla ilgili bir noktaya gelinmek istiyorsa aslında uzman yardımı çok değerli oluyor bu anlamda. Peki çocuklardan konuştuk hep. Hani olgun kişiler, işte adultlar, evet, yetişkinlerin psikolojik sorunlarından çok fazla bahsetmedik. Menopoz döneminde bununla ilgili deneyimleriniz var mı ya da çalışmalarınız, işte tabii, size gelen kişiler zorlu bir süreçten geliyor. Belki eşinden ayrıldı, belki aşk acısı çekiyordur.
ne bileyim menopozdadır, hastalık geçirdi, onu atlatamıyor. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Akrep burcuyum dediniz. Evet, akrep burçlarının işte korkuları vardır aslında. En çok korkuları olan ve korkularıyla sürekli yüzleşen burç akrep burcu. Hani küllerinden sürekli yenilenmeyi bilen, yeniden doğan burç. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bu korkular, fobiler, bunların üzerinden nasıl gelinebilir? Biraz fazla soru sordum. Yok, toparlayacak olursak. Yok. Yani korkular tabii. Korkular, fobiler vesaireler. Bunlar hani oluşuyor. Bu konuyla ilgili işte pek çok farklı terapi tekniğimiz var. Bunlarla yaklaşıyoruz danışanlarımıza. Dediğiniz gibi yüzleştirmeler yapıyoruz. Kör noktalarımızı buluyoruz. Kör nokta gibi söylediğiniz şey, hani korku bir nevi, göremediğimiz, bilemediğimiz taraflarımız, karanlık yönlerimiz. Bunları buluyoruz. Evet, aynen şu anda evet. Bunları buluyoruz ve bunları ortaya çıkarıyoruz ve bunları dönüştürmeye çalışıyoruz. Burada bizim en önemli rolümüz farkındalık yaratmak karşımızdakinde. Yani bir kere o hani karanlık yönleri açığa çıkarmak, bir transparan hale getirmek. Çünkü orada da müthiş bir rahatlama oluyor. Hatta Freud ne der? Unconscious'ı conscious haline getirmektir terapiler. Tabii. Yani subconscious'ındaki bilinçaltımızdakileri bilince çıkardığımızda zaten healing ya da iyileşme olur. O da konuşarak oluyor değil mi? Tabii. Çünkü hepimizin bilinçaltında yüzleşmesi gereken korkuları vardır. Tabii. Peki şeye inanır mısın? Bizi en çok irite eden, en çok hiç sevmediğimiz, sürekli eleştirdiğimiz aslında bizde saklı olan şeylerdir. Buna inanır mısın? Doğru. Tabii yani kendimizde olmayan bir şeyi başkasında göremeyiz zaten mesela. Yani sürekli birini eleştiriyorsak aslında bizde olan bir şeydir. Evet, ve yüzleşmekten korktuğumuz. Evet, aynen. O yüzden burada şimdi bizi izleyenler sürekli birilerini eleştirmesinler. Evet. Çünkü kendilerinin karanlık yönleri olabilir ki farkında değillerdir. Aynen. Astroloji eğitimi yaptığım süre içerisinde de ve seanslarımda da şey derler, akrep burcunu hiç sevmem ya da başak burcunu hiç sevmem, haritasına bakarım ve yükseleni başaktır. Ya da bilmiyorum ay burcu kendisidir ama kendisini söylüyor, sevmiyorum. Aslında kendi huylarını sevmiyordur ve bunu başka birinde işte akrepleri sevmiyorum der. Ama kendindedir o. Hani akrepleri neden sevmiyorlar? İşte karanlık görüyorlar. Karanlık işte kin, nefret, intikam, karanlık şeyler aslında akrebin yönleri. Ama her burcun olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Tabii, sizin haritanıza baktığım zaman da akrebiniz çok güçlü ama siz bunu nerede kullandınız? İnsanları dönüştürerek, işte sözlerinizle, düşüncelerinizle, karşı tarafın düşüncelerini olumluya çevirerek ve dönüştürerek iyileştiriyorsunuz. Evet. Bundan para kazanıyorsunuz. Haritanızda bunu gördük zaten. Yükselen de Başak görmüştü. Başak da zaten çok detaylı, çalışkan, üretken. Yani bunu yaparken o ince püf noktayı yakalayabiliyorsunuz. O detay çok önemli. Ve bunu birleştirip de ben çok çok iyi bir psikolog olduğunuzu zaten orada görebiliyorum. Çok teşekkürler. Evet, işimi çok severek yapıyorum. Yani dediğiniz gibi birilerine yardımcı olabilmek, o yardımın haricinde de yani hani o kişide bir farkındalık yaratabilmek, onun hayatının dönüşmesi, bunu görebilmek benim için en büyük tatmin. Yani ah diyorum tamam, hani işte o kendi ışığını gördü, o kendi kapısını araladı, o işte kirli yerinden tekrar doğdu, neyse yani o noktaları görmek benim için en büyük mutluluk. Bir de akrep burcu dibe vurmakla ilgili, yani siz eminim birçok kişiyi tanımışsınızdır, böyle hayatı sıfırlanmış, dibe vurmuş ve o insanları tekrardan hayata kazandırmak çok özel ve çok güzel bir şey olsa gerek. Evet. Yani çok bununla ilgili tecrübeleriniz oldu mu? Hani çok kötü durumda olan psikolojik sorunlu bir insan iyileşip de size geldi mi, teşekkür etti mi? Yani, bu deneyiminiz oldu mu? Anlatabilir misin bununla ilgili? Tabii. Yani böyle çok oluyor. Çok şükür diyorum. Hakikaten çok şükür. Çok oluyor ve o zamanlar inanın yani o kadar mutlu oluyorum ki tamam diyorum, her şeye değer. Yani hani bütün hani çünkü bir süreçte siz de o danışanla birlikte siz de o süreci yaşıyorsunuz ama bir noktalara gelindiğinde, hedefe ulaşıldığında, bir şey net bir şey gördüğünüzde ortada,
Danışanlarım sağ olsunlar mutlaka geri bildirim verirler, ararlar, teşekkür ederler, hediyelerle gelirler, bize telefon açarlar, ara ara hep hatırımı sorarlar. Mesela uzun, mesela danışanlarımın açıkçası çoğunluğuyla uzun soluklu çalışıyorum ben. Hani şunu gösteriyor bana, yani hedefler koyuyoruz, başarıyoruz ve devam ediyoruz anlamında. Hani iletişimlerini koparmıyorlar benimle. İyileşip de tekrar hasta olanlar oluyor bu tekrar geri gelenler. Oluyor ya da eskisi kadar ihtiyacı olmasa da o kontakta kalmayı sevebiliyor arada kişi. Arada bir gelip terapi aynen, almak. Aynen. Spot diyoruz biz, böyle spot, hani ne bileyim 3 ayda bir, 6 ayda bir. Bazen sadece her şey çok iyiye gidiyor diye gelip benimle sohbet etmek isteyenler oluyor. Ama en büyük mutluluklar oluyor o benim için. Yani her şey yolunda, çok iyiyim. Böyle ufak mesajlar, dediğim gibi telefonlar, ziyaretler. Yani olumlu veya olumsuz bir anınız oldu mu? Hani bir hasta geldi ve ilk başlarda başladığınız zamanlarda aman nasıl yapacağım, nasıl iyileştireceğim, böyle evet, çıkmaza girdiğiniz zamanlar böyle bir anınız, hatıranız evet, var mı? Evet. Yani şöyle mesela bir anne babanın ayrılığı vardı. Bir boşanma süreci yaşayan bir çift vardı. Orada ki benim İstanbul'daki master'ımda master tezim babalar üzerineydi. Mesela daha çok annelerle çalışılır. Yani genel bir şeydir bu. Hani ne olur anne üstlenir çocukları vesaire. Burada baba faktörü çok önemliydi. Babanın kendisiyle çalıştık. Yani o beyefendiyle çalıştık. İstanbul'daki belli bir dönemde. Mesela orada çok çok güzel sonuçlar elde ettik. Yani o babanın çocuklarıyla kopuk hali vardı. İlişkisiz, ilişki halindeki çok uzak tutumu vardı, tavrı vardı. Onlarla çok büyük yumuşamalar oldu. Sonra çocuklar bir noktada anneye değil babada daha çok kalmak istediler. Yani mesela orada babanın dönüşümünü çok güzel yaşadık. Bu mesela benim çok net aklımda kalan bir şeydir. Zorlandı mı bunu yaparken? Adam çok katı mıydı, çok kuralcı mıydı? Katıydı, kuralcıydı. Aynen, mükemmeliyetçiydi. Çok zorlanıyordu kendisi için de, çocukları için de. Ailesinin, yani boşanma da onun için zor kabul ettiği bir şeydi. Yani kendisi olayı henüz kabul edemezken çocuklarıyla yeni bir ortam yaratmak üzerine biz çalışmaya başladık. Dolayısıyla hem kendisine bireysel olarak yardımcı olmuş oldum, hem çocuklarla nasıl yeni bir ilişkiyi tarz olarak oturtacağı üzerine çalıştık ve çok olumlu sonuçlar aldık mesela. Burada da depresyonda olan bir hanım danışanım vardı. Yani inanın İngilizce bilmezken küçücük çocuğu elinden tutarak metroya götürürken onu okuyarak, yani o derece hanımın İngilizcesi yoktu. Yani 7 yaşındaki kızı elinden tutarak anne bak burada şu yazıyor, burada bu yazıyor diye sokakta dolaştı bir hanım vardı. Bu hanım çok hırslandı, eşinden ayrıldı o da, ama çok güzel İngilizce öğrendi. Sonra üzerine meslek edindi. Siz meslek teşvik kursa, ettiniz tabii, ama hep. Başından sonuna kadar. Meslek kurslarını yaptı ve kendi yerini açtı. Kariyer edindi. Kariyer edindi ve yani hem çocuğuyla birlikte hem kendi ayaklarının üzerinde durdu, hem çocuğuyla sağlıklı bir ilişki kurdu. Eski işiyle de çok iniş çıkışlı bir ilişkisi vardı. Onu da düzeltti. Bunlar hep süreçler. Demin söylediğim gibi kişi istemeli, çaba göstermeli bu yolda. Biz de yanında destek oluyoruz böyle danışanlara. Ben buradan biraz da şey anlıyorum. Şimdi bu bayana örnek verdiniz. Bu bayanın acaba annesi, babası küçük yaştan çocuğun değerli ve bir şeyleri başarabilecek kapasitede olduğunu kendisine geçirseydi, acaba kendisi bunu daha önce yapmaz mıydı? Hani bunu tetikleyen kişi siz oldunuz. Onun ona özgüveni aşılayan, ona değerli olduğunu aşılayan kişi siz oldunuz burada. Evet. Ama evet, burada yine ailelere çok büyük görev düşüyor ki çocuklara küçük yaşta ne kadar başarılı olabileceklerini, özgüven aşılasınlar. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Tabii. Çünkü her şey küçük yaşta başlıyor, evet, benim doğru, düşüncem. Doğru. Ki bunu yapsaydı o bayanın anne babası gerek duymazdınız siz ona okula git. Bunu yönlendirmeyi, tabii bu yönlendirmeyi yapmayı, doğru. İşte demin konuştuğumuz gibi anne baba tutumlarında otoriter olmayan, ilgisiz de kalmayan, ortada güzel bir denge oturtabilen anne baba tabii ki çocuğuna olumlu geri bildirim vermeli, takdir etmeli. Onu övmeli, eleştirmemeli, sen yapabilirsin dediğimiz gibi, sen başarabilirsin diye özgüven, öz sevgi, öz saygı aşılamalı. Aynen. Öz değer aşılamalı. Zaten depresyonun konularıdır bu dört saydığım şey. Evet. Öz değer, öz saygı, öz sevgi
ve özgüven zaten totalinde yani. Tabii ki yani bayanların da çoğu hani ilişkilerini çok iyi yürütememelerinin sebebi de değersizlik hissi. Maalesef. Ya anne babadan ya da eşinden değersiz maalesef hissetmediği zaman evet depresyona giriyor. Tabii. Yoksa hani biz dikkat etsek, anne babalar dikkat etse, eşler dikkat etse, hı hı, neden o bayan depresyona girsin? Aynen. Aynen, çok doğru. Kesinlikle. Bu çok önemli. Evet. Peki buradan yani izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hani çok evet fazla bilgi verdiniz ama evet vermediğimiz, dikkat etmeleri gereken evet neler olabilir? Başka hı-hı çocuk yetiştirirken hı-hı özellikle küçük yaşta anne sahibi, anne baba hani olanlar evet doğru bir şey midir? Hı-hı. Bununla ilgili neler söylersiniz? Evet. 18 yaşında anne olmak. Hı-hı. Bunlar tabii çok tabii ki derin konular aslında. Evet yani en büyük yani tutum, anne baba tutumlarına baktığımızda en güzel şey bizim koşulsuz sevgi dediğimiz bunu hissettirmeleri çocuklarına. Yani eleştirmeden, özgüvenlerini, özdeğerlerini kırmadan, onları aşağılamadan hani koşulsuzca ben buradayım, ben koşulsuzca seni seviyorum. Yani bir şey yapmak zorunda değilsin seni sevmem için. Ben seni olduğun gibi kabul ediyorum ve seni olduğum gibi seviyorum mesajı. En değerli mesaj. Tabii ki bizim bir de hatamız değiştirmeye çalışıyoruz kişiyi. O çok zor. O kişinin kendisini... Çocuğumuzu değiştirmeye çalışıyoruz. Eşimizi de değiştirmeye çalışıyoruz. Ne oluyor? Ölmüyor. Evet, sonra yani cezalandırıcı oluyoruz evet uygulayamadığımız zaman. Değiştirmeye çalışan eşlerde mutlaka ilişki problemi oluşuyor. İletişim problemi oluşuyor. Huzursuz bir ortam oluyor. Yani siz ne bileyim bir elmayı armut yapmaya çalışıyorsunuz örneğin. Ya o elmayı elma olarak kabul edeceksiniz. Kabul edemiyorsa da? O zaman beraber olamayacaksınız. Yani hani başka bir şey yok. Ama aynı evin içinde onu uğraşarak bir şeyleri, yani karakterini, yapısını, bir şeylerini değiştirmeye çalışmak biraz boşa kürek çekmek oluyor. En önemli şey kabul. O zaman evlilik için acele etmemek gerekiyor. İyice evet bir tanımak gerekiyor. Evet. İlk başlarda da çok güzel giden ilişkiler vardır. Hani belirli bir süre çok güzeldir. Evlendikten sonra bozuluyor. Onun sebebi ne olabilir? Bununla ilgili deneyiminiz oldu mu? Evet, tabii. O oldu, oluyor yani. Hani aynı evde yaşayınca büyüsü mü gidiyor? Hı-hı. Yoksa... Evet. Biraz şöyle oluyor. Özen gidiyor gibi geliyor bana. Karşılıklı birbirini çiftler... Hani İngilizce taking for granted denir ya. Yani hani nasılsa artık evlendim. Hani... Ben buna işte affedersiniz küfür de edebilirim, işte kız edebilirim, bari nasıl evlendim. Bu ne yapıyor? Özensiz davranışı getiriyor. Saygısızlığı getiriyor. İtinayı getirmiyor. Şimdi hani yani özen adı üzerinde ne bileyim bir sofraya da özenirsiniz. Çiçek koyarsınız, mum koyarsınız. O ayrı bir değer verir. Bir de yalap şap bir şey atarsınız masada. Yani yemek diyelim, tabak hani öylesine. Şimdi... Bu çok küçük örnek ama hakikaten ilişkilerde her gün karşınızdakine özenli davrandığınızda ve bunu aklınızda tuttuğunuzda bu ilişkinin kalitesini yükselten bir şey. Ama evlenince yani bunun için her şey dahil. Hani fiziksel görüntüyü de bazen bakıyorsunuz çiftler kendini bırakıyor. Sohbetlerde öyle oluyor. Aman diyor ne olacak işte anne babasını överken evleniyor, anne babasını eleştirmeye başlıyor diyelim ki eşinin. Yani bunlar hani saygı. Saygı. Kesinlikle. Ve hani açıkçası bir taraftan da her zaman ne ekersek onu biçiyoruz. Şimdi böyle davranıp da hala iyi gitmesini ilişkinin beklemek çok akıllı bir davranış değil. Yine yetiştirme burada çok önemli. Bazen erkekler evlendiği zaman hani ben otoriteyi ben sağlayacağım. Burada bir eşitlik olması gerekiyor artık kadın ve erkeğin eşit evet olduğunu evet anlamamız gerekiyor. Kesinlikle. İnanmamız gerekiyor ama aynen maalesef bazen hani ben evlendim her şeye ben karışırım benim sözüm geçer. Bu tavırlar da çok yanlış. Tabii, yanlış mi? Kesinlikle yanlış aynen. Yani daha dengeli daha eşitlikçi birey olarak bakabilmek çok önemli karşımızdakine. Kadın erkek tabii ki de yani gender rollarımız var ama bir birey karşımdaki hani... Kendime değer veriyorum ama ona da değer veriyorum. Aynı derecede değer veriyorum. Kendime özeniyorum, ona da özeniyorum gibi bir bakış açısı olursa ama erkek bunu yapmalı, kadın şunu yapmalı gibi kesin çizgilerle baktığınız zaman orada da zaten sorunlarla karşılaşıyoruz. Size daha çok hani geldikleri zaman evli çiftler sorunlar ne oluyor? Yani ne bileyim iletişim midir, hı-hı, cinsellik midir, hı-hı, para mıdır, işte midir, kötü hı-hı alışkanlıklar mıdır? Evet. Ne üzerine daha çok oluyor genelde? Genelde
de şimdi çiftlerle çok çalışıyorum. Bayağı gelen çift danışanlarım var. Hanımlarla çok çalışıyorum. Yani çiftlerle çalışıyorum. İletişim üzerine olabiliyor bu. Daha çok hani iletişimsizlik üzerine olabiliyor. Hanımlarla çalıştığımda daha çok depresif durumlarla karşılaşıyorum. Bireysel hanımlarla çalıştığımda. Nereden ileri geldiğini peki anlayabiliyor musunuz? Tabii. O zaten kendileri mi söylüyor yoksa siz mi fark edip de onlara diyorsunuz ki bunun sebebi budur? Yok, yani orada tarihçesini anlatıyor zaten hanım. Ya da bey, yani fark etmez. Bey der, yani erkekler de aynı sıkıntıyı yaşayabiliyor tabii. Hani tarihçesini anlattığı zaman artı hani hem geçmişini hem bugündeki koşullarını anlattığı zaman zaten anlıyoruz, yani anlaşılıyor, anlıyorum. O şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, daha çok konular bunlar. Bir de ergenler çok geliyor. Ergenleri de aileleri getiriyor. Hemen zaten hem ergenlerle hem annelerle babalarla aynı anda çalışmış oluyorum. Peki buradan hani size ulaşabilecekleri bir web sayfanız, Facebook var. Olabilir, evet. Var mıdır? Hani ya belki yardım almak isteyenler vardı, şimdi bizi evet. izleyecekler, evet, izliyorlar. Evet, evet. Nasıl ulaşabilirler? Evet. Destek verebilir misiniz? Tabii kliniğiniz. Ki, tabii çok seve seve veririm. Şöyle Facebook adresi olarak Uzman Psikolog Özlem Bayraktar olarak geçiyorum. Mesleki bir sayfam var orada. Oradan ekleyebilirler ve oradan mesaj atabilirler bana. Ben geri dönerim ama zaten benim web adresim var. Yani Google'dan Özlem Bayraktar yazıldığında özlembayraktar.com olarak çıkıyor. Orada telefonum, şu anki ofisimin yeri ve e-mail adresim hepsi var. Hepsiyle kullanarak ulaşabilirler bana. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir program oldu. Hani psikoloji açısından bilmemiz gereken her şeyi, en azından her şeyi anlatmış oldunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yine ileriki günlerde böyle bir program yaparız ve eksik olanları da izleyicilerimize anlatırız. Sizinle röportaj yapmak çok güzel ve çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok zevk aldım. Çok keyif aldım. Beni de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum size. Çok mersi. Evet, sevgili Kıbrıs Geniş TV izleyicileri, madalyonun diğer yüzünde psikolog Özlem Bayraktar'la birlikteydik. Psikoloji adına çok güzel bilgiler verdi. Gelecek hafta yepyeni konularla görüşünceye dek madalyonun diğer yüzünde bizi izlemeye devam ediyorsunuz. İyi akşamlar, görüşmek üzere.